Şimdi Kerem sana da sormak istiyorum. Tabii. Dedim ki bir yandan sıcak hava, bir yandan o çelik yelek zaten oldukça ağır olduğunu biliyoruz. Diğer yandan senin diğer yüklerin de var. İşte 3G aracı sırtında, elinde kamera, bir yandan koşmaya çalışıyorsun. Evet. İşte polis müdahalesi, zaman zaman size de müdahaleler oldu gördük. Kesinlikle. Şimdi hem onu da konuşmak isterim. O polisin size davranışı ne şekildeydi? Özellikle görüntü almaya çalışırken engellemeye çalıştığı görüntüler de vardı. Hem onları anlat hem de o yani sırtındaki yüklerle işte üzerindeki yüklerle yayın yapmak nasıldı? Aynı zamanda tabii bir de psikolojik boyutu var. Tüm görüntüleri sizler canlı canlı gördünüz. Biz bile buradan izlerken irkildik yani. Neler söylersin? Ya şöyle Arzu, yükler taşınıyor. Bir şekilde taşınıyor. Onda hiç sıkıntı yok. Ama işin psikolojik tarafı çok farklı. Çünkü orada gördüğünüz tamam cuma günleri haricinde biz roketleri bombaları gördük. Ama cuma günü mesela son cumadan bir önceki cumadan bahsedeyim. Gençler namaz kılmak istedi. Öncesinde bir ton müdahaleler işte kanalizasyon suları, biber gazları hepsi kullanıldı. Gençler sokakta namaza durdu. Biz yayınımızda verdik bunu. Bu gençler namazını kıldı, bitirdi. Arkasından polisin en sonunda cuma saati geçtikten sonra bölgeden çekilmesiyle bizi Filistinlilerin olduğu sokağa girdik. Mesela orada benim psikolojik olarak en çok etkileyen nokta şu. Bir tane evin duvarlarını çekiyordum. Çok güzel motifler vardı. İşte Arapça yazılar vardı. Bunları çekiyordum. O kapı açıldı. İçeriden küçük bir kız çocuğu çıktı. Ben mesela burada da şunu söylüyorum. Filistin'deki olan olayları anlamak isteyenler bombardımana bakmasın. Olan olaylara bakmasın. Tabii ki göz ardı etmesin. Ama gerçekten anlamak isteyenler o Filistinli küçük çocukların gözlerine baksın. Ben yayında o çocuğun gözlerinden çekilip başka görüntü veremedim. O görüntüden çıkmak istemedim. Çünkü belki anlamayanlara gerçekten anlatır dedim. Evet. Yani ben o küçücük kız çocuğunun gözlerinde kitlik aldım. Çünkü bütün yaşadıkları ve hatta kendisi doğmadan önceki yaşananları bile gözleri anlatıyordu. Ve ben yayında uzun uzun o görüntüyü verdim. İşte işin psikolojik boyutu burada devreye giriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.